Sağır Kurbağa. Bir zamanlar kurbağaların yarışı varmış. Hedef en yüksek kuleye ulaşmakmış. Birçok kişi bu yarışı izlemek ve onlara destek vermek için bir araya toplanmış. Ve yarış başlamış. Seyirciler kurbağaların kulenin en tepesine ulaşmalarının mümkün olabileceğine inanmamışlar. Duyulan tüm sözcükler hep aynı olmuş. Ne acı, hiçbir zaman yapamayacaklar. Bunu başarmak mümkün değil. Boş verin, bu sevdadan vazgeçin. Sizin başka işiniz mi yok? Bu sevdalar peşinde koşmanız akılsızca. Kurbağalar bu sözlere dayanamamış ve bir bir pes etmeye başlamış. Sadece tırmanmaya devam eden bir tanesi dışında. Seyirciler devam etmiş. Hiçbir zaman yapamayacaksın. Kendini daha fazla yorup rezil etmene gerek yok. Şuna bak şuna. Sonunda tüm kurbağaların gücü tükenmiş ve pes etmişler. Sadece yalnız kalan, inanılmaz mücadele gösteren ve kulenin tepesine ulaşmayı başaran kurbağa dışında. Kurbağa kulenin tepesine ulaşabilmiş. Diğerleri nasıl başardığını bilmek istemişler. Ona doğru yaklaşmış ve yarışı nasıl bitirmeyi başardığını sormuşlar. Bu işi nasıl başarabildin? Tebrik ederim seni. Kurbağa hiç yanıt vermemiş. Yarışı kazanmayı nasıl başardın? Helal olsun sana. Kurbağa bu sefer de yanıt vermemiş. Ne kadar kendini beğenmiş bir kurbağa bu. Baksanıza konuşmaya bile tenezzül etmiyor. Soruyu bir başkası tekrar sormuş, o da cevap alamamış. Bir kez daha, bir kez daha kimsenin sorusuna cevap vermiyormuş. Orada bulunan herkes sonunda kurbağanın sağır olduğunu anlamış. Eğer bu kurbağa da o kötü sözleri duymuş olsaydı, onun da azmi kırılır ve yarışmadan çekilirdi. Bizler de kötü sözleri dinlememeli ve hedefimize odaklanmalıyız.